Şimdi yakın diye Türkiye'yi tercih ettiğini söyledi ama hani Antep, Urfa, Hatay neden o bölgeler değil de İzmir'e geldiler? İzmir'i daha önce biliyorlar mıymış? نحن من قبل كان عندنا ارتباط بجماعة هون أصدقائنا وعرضوا علينا المعمل ومن قبل جينا على إزمير من قبل جينا من حوالي 5 سنين وبعدين أجت فرصة أنه نأخذ المعمل هون. Biz İzmir'e gelmeden önce birkaç sene önce biz bu fabrikanın sahiplerini tanıyorduk. Aramızda bir irtibat vardı ve aramızda bir iş vardı. Biz buradan buraya gelmeden önce zaten onlar bize kiralama şeyi, fabrikayı kiraya alma konusunu getirdiler dili. Onun için biz burayı tercih ettik. Çünkü bu adamları tanıyordu, fabrika sahiplerini. Ondan sonra da zaten İzmir halkı Suriyelilere biraz sıcak bakıyorlar diye ve biraz tanıyorlar diye bizi. Onun için biz burayı tercih ettik diyor. Ama biz şimdi genelde şu piyasaya satıyoruz. İç piyasasına ve Avrupa'ya, Afrika'ya satıyoruz. Yani bildiğiniz gibi Suriye'ye ihracat olmuyor yani. Çünkü orada sıkıntı olduğu için, savaş olduğu için oraya bir şey satamıyoruz maalesef. Peki Suriye'de şu anda hayat durmuş durumda. Oradaki fabrikaları ne durumda? Oradan haber alıyorlar mıymış? Hala Suriye tarifinde hayat ve efendim şu vada معاملكم انكم شركاتكم نحن كان عندنا انشاءات ومعامل كرتون كلها وقفت بسبب عدم وجود المواد الاوليه وطبعا المازوت والمحروقات كلها ما هي موجوده فوقفت حتى العماله للاسف بعضهم توفوا بالحرب وبعضهم ما بيقدروا يجوا من المناطق فكل اسبوعين 3 اسابيع بناخذ اخبار من هنيك عن اوضاع المعمل واوضاع اوضاع العالم تبعنا يعني. Şimdi biliyorsunuz oradaki hayat durmuş durumda. Oradaki bizim işletmeler de kapandı ama Allah'a çok şükür ki onlara bir zarar gelmedi. Bütün şirketlerimize ve oradaki karton fabrikamıza. Orayı çalıştıramıyoruz ve yapamıyoruz çünkü hem personel sıkıntımız var hem ham maddemiz sıkıntı var. Hem de elektrik sıkıntısı var. Onun için zaten oradakiler, oradaki şirketlerimiz, oradaki fabrikamız olduğu gibi duruyor. Zarar görmeden bir şekilde. نحن بالعادة بنشتري المواد الخام اللي هي السليلوز من خارج تركيا يلي هو بسوي مثل هالمنتجات وبغلفوها وبسوها يعني Suriye'de yüz binlerce insan ölümden kaçarak Türkiye'ye sığındı. İşte onlardan bir tanesi de iş adamı Hüsam Fansa. O da İzmir'e geldi, peçete fabrikası kurdu ve şimdi dünyanın birçok ülkesine buradan ihraç ediyor.